Evet, arkadaşlar fazla uzun bir değerlendirme yapmayacağım. Bana göre iyi bir maç oldu. Tempolu bir maç. İki tarafa gidip gelebilecek pozisyonlar var. Fenerbahçe'nin maçın ilk 30 dakikasında baskısı, bizim bu dönemlerde topa sahip olup çok çabuk kaybetmemiz. İşte birbirinden sonra ikinci yarının başlangıcı, yediğimiz goller hep kırılma noktaları. Aslında 3-2'den sonra mesela herhangi gol atabiliriz. Dördüncü golden sonra maç bitti yani, ona baktığınızda. Dolayısıyla rakibimizi tebrik ediyoruz. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip kendi işimize bakacağız. Yani şimdi bireysel oyuncularıma buradan onun için kısa kesmek istedim. Futbol özellikle gol yediğinde veya attığında basit ucuz gol yemeyeceksin. Yani son iki gole baktığında bu takımı da demoralize ediyor. Oynayan kalecimizi de demoralize ediyor. Şimdi üçüncü golden sonra zaten aklı orada. Mesela faul atışındaki o topu o boyuyla çok rahatlıkla çıkarabilecek, alabilecek bir kalecimiz. Ama aklı yediği golde olduğu için dördüncü golde de tamamen şeyi bitirdi. Hatta işte Nani vursa o 4-3 olacak. Karşı karşıya pozisyonu var. Yani gidip gelen iki takım adına gelen bir maç. Evet, diğer kalecimiz devam etseydi farklı da olabilirdi. Belki o da hatalı yiyebilirdi. Ama ben Adana Demirspor olarak, kendi takımım olarak, tabii şampiyonluğu oynayan, şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'ye baktığınızda galibiyet sayıları, attığı goller, yediği goller, kıyaslama yaptığında büyük bir fark var. Boşuna bu takımlar buraya gelmiyor. Onun için ucuz, basit hatalar yapmamak gerekiyor. Ben oyunun geneline baktığımda iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. En azından bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Maçı seyredenler iyi bir maç seyretti, tempolu bir maç seyretti diye düşünüyorum. Vallahi ben işin o tarafında değilim. Zaten Türk futbolunda ne olduğu belli değil. Ben işte oynayacak, oynamayacak. Mesela mutlaka ona göre de bazen takım yapabiliyorsunuz. Bir iki oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Şu var. Fenerbahçe'nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi. Bugünkü maçta mesela Dzeko ile Tadic'in diğer maçları oranla çok daha farklı, çok daha iyi oynadıklarını düşünüyorum ben. Onun için o konular beni ilgilendirmiyor. Şansınız oldu olmadı acaba? Olsa burada yorum getireceğim. Çünkü görmedim yani uzağızda pozisyona. Varın başında bir sürü adam var yani, bunu içeride mi dışarıda mı, onlar doğru kararı verecekler. Zaten bana göre Türkiye'de hakemleri tartışırken esas tartışılması gereken mercek VAR'dakiler. Her şeyi çok rahat izliyorlar. Yani bu maç üzerinden konuşmuyorum. Genel. Genel. İçeride, dışarıda veya frikiyi de iyi vurduk. Kaleci İrfan çok iyi çıkardı. Mesela 2-2 olabilirdi orada. Oraya da bakmak lazım. O da bir bizim adımıza bir dönüm, yani kırılma noktalarından biri olabilir. Şimdi İrfan onu çıkardı. Biz 3. 7. 4. yediğimiz gollere bakınca maça etki yapıyor sonuç, skor. Teşekkürler arkadaşlar.